Evet, kayyum gündeminden devam edeceğiz. Bir önemli bir haber var. Bu tabii şimdi CHP'nin kayyum gündemiyle ilgili verdiği tepkiler çok konuşuluyor. Çok da dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a uğrayacakmış. Batman'a katılacağı bir düğün öncesinde ve sonrasında buradan uğrayacak ve Diyarbakır'ı bir ziyaret gerçekleştirecek. Şimdi CHP Parti Meclis Üyesi İlhan Ciyaner hattımızda kendisiyle konuşacağız. İlhan Bey merhabalar, hoş geldiniz Merhabalar, iyi yayınlar. yayınımıza. Az önce söylediğim haberi duydunuz mu? Ekrem İmamoğlu ile ilgili Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyareti. Evet, sizin söylemenizi de duydum. Ne düşünüyorsunuz örneğin böyle bir kararla ya da bu Ya ziyaret sizin için olumlu? ben şimdi bir kere bu kayyum uygulamasının işaretleri çok önceden verilmişti. Yani seçim öncesinde, yerel seçimler öncesinde iktidarın belirleyici ağızlarından kayyum uygulamasına devam edeceklerini, beğenmedikleri tırnak içerisinde kişilerin kazanması halinde artı işte yasal olarak seçilmeye engel oluşturan kanuni engeller dışında, yasal engeller dışında GBT'ye de bakmak gerektiğini falan söylemişti Cumhurbaşkanı. Artı İstanbul seçimlerini 31 Mart'ta kanun dışı bir şekilde iptal etmişlerdi. Dolayısıyla bugün yaşananlar aslında sürpriz değil. Şimdi buna rağmen o süreç içerisinde muhalefet partileri maalesef çok güçlü bir tepki oluşturamadılar. Dolayısıyla bundan sonra yapılacakların da bu geçmiş deneyimler üzerine inşa edilmesi lazım. Müdahale edici ve sonuç alıcı bir takım pratiklere dönüşmezse kınamak, tanımıyorum demek, ziyaret yapmak belki de geçici olarak tırnak içerisinde söylüyorum bir gaz alma, işte bak şu da pozisyonu açıkladı gibi bir şey dışında işe yaramayacaktır. Yani Bu sonuç alıcı müdahale edici. neyle karşı karşıya kaldığımızı iyi tahlil etmemiz lazım. Demokrasinin belki de en ilkel formu olan sandığın bile artık ilga edildiği, ortadan kaldırıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla verilecek tepkilerin, oluşturulacak tepkilerin bütünlüklü, sonuç alıcı ve siyasete müdahale edici olması lazım. Yani adalet yürüyüşü gibi mi? Biraz daha hani açmak Hayır, gerekirse. tam da belki adalet yürüyüşü üzerinden kuracak olursak, adalet yürüyüşü belki de dünya siyasi tarihine geçecek çok önemli bir siyasal eylemdi. Yani tarihte örneğini gördüğümüz işte Hindistan'da sessiz yürüyüşü, işte Çin'deki benzer yürüyüşler gibi falan. Ancak bunun bütünlüklü bir siyasi hedefe, iktidar perspektifine entegre edilmemesi halinde bu bir çeşit nostalji olarak elimizde kaldı. Baktığınız zaman adalet yürüyüşü bir iktidar perspektifiyle ilişkilendirilmediği, oradaki mobilizasyonun siyasi bir tutuma, iddiaya entegre edilmediği için belki de bir çeşit tırnak içerisinde söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın, bu hafife alma anlamında değil. Çünkü o yürüyüşün başından sonuna kadar ben de vardım. Her bir milimetresini büyük bir kabulle, büyük bir benimsemeyle yürümüş biri olarak o kısmı eksikti. Şimdi buradaki oluşturulacak tepkilerin de öyle olması lazım. Yani kınıyorum, tanımıyorum, yanınızdayız açıklamaları eğer bütünlüklü bir politik tutumun parçası haline getirilmezse iktidarın deneyimhanesine yazılacak. Bakın işte böyle diyorlar ama arkasından bir şey gelmiyor diyerek belki cüretini arttıracak bir tırnak içerisine alarak söylüyorum. Gaz alma eylemi gibi de olabilir. Onun için burada oluşturulacak tepki çok önemli. Nasıl ki İstanbul seçimi iptal edildiğinde yeterince güçlü ve siyasete müdahale edici bir etki oluşturulamadıysa ya da işte KHK'lılara mazbata verilmeyip kendilerinden sonra gelenlerin işte %70 oy alan KHK'lıların kazandıkları seçimin tanınmayıp %20 ile 30'la
gelenlerin seçimi kazandıkları gibi bir sonuç dayatıldıysa topluma, buradan da böyle bir sonuç çıkabilir. Onun için ben burada yapılacak işlerin, eylemlerin mutlaka sonuç alıcı, siyasete müdahale edici ve iktidar perspektifini önüne koyacak bir bütünün parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha somutlaştırmak ve biraz daha belki hani daha anlaşılır olması için, örneğin diyelim erken seçim talebi gibi mi yoksa... Ya kuşkusuz, eğer erken seçimin sonuç alıcı olduğunu düşünüyorsak bunu telaffuz etmekten geri durmamamız lazım. Yani artı sonuç alıcı olmasa bile, eğer tekrar vurgulamak istiyorum, demokrasinin en ilkel formu olan seçim sonuçları bile artık tanınmamaya başlanmışsa buna siyasetteki genel krizler gibi bakamayız. Yani buna aynı boyutta, aynı sertlikte bir cevap verilmesi lazım. Evet. Bu erken seçim talebi ise erken seçim talebi olması lazım. Sivil itaatsizlik eylemleri ise öyle olması lazım. Hatta öncelikle bunun mutlaka yapılması lazım. Parlamentonun olağanüstü toplantıya çağrılmasıysa belki de oradan başlamak lazım. Hı. Yani madem ki parlamentonun hala işlevsel olduğu düşünülüyor, erken seçim istenmemesi de belki buna dair bir işarettir. O zaman parlamentonun bu kadar ağır bir saldırıya, bu kadar derin bir müdahaleye bir şekilde değerlendirme yapıp müdahale etmesi lazım. Hı hı. Peki şimdi bir sorum daha olacak. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklamada bulundu ve İstanbul ve Ankara için böyle bir şey, böyle bir düşüncemiz yok dedi. Şimdi aslında bu çok problemli bir açıklama. Bir kere hukuki bir süreçten bahsediliyor ama bir siyasetçi, siyasi bir yetkili, önemli bir yetkili böyle bir açıklama yapıyor. Yani olayın aslında siyasi boyutu olduğu buradan bile çok rahat anlaşılan bir durumda. Ama ben tabii burada şunu merak ediyorum. Biz her şeyi sadece hukuki boyutuyla değil, biraz da siyasi boyutuyla değerlendirmeye çalıştığımız için böyle bir açıklamayı neden yapma ihtiyacı hissediyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın? Bu kayyum uygulamasının aslında arkasındaki siyasi gerekçeyi de açık eden bir açıklama. Evet. Yani ben bu kayyum uygulamasının birinci nedeninin olası seçimlerde oluşma ihtimali olan ittifakları parçalamaya dönük olduğunu düşünüyorum. Tam da bu açıklama bunu açık ediyor. Şöyle ki, eğer demokratik süreçlere, demokrasiye dönük bir saldırı olmuşsa, bunun Van'da olmasıyla, Mardin'de olmasıyla, İzmir'de olması, Diyarbakır'da olmasıyla, İstanbul'da olması arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla buradan başlamamak lazım. Yani acaba Ankara'ya, İstanbul'a yansımayacaksa, sıçramayacaksa, o zaman biz tepkisiz kalalım. İşte tam da buna oynuyorlar. Onun için yani CHP mesaj anlamında diyorsunuz değil mi bu açıklamayı? CHP tabanında oluşacak tepkileri sormak anlamıyla. Yani siz tepkisi göstermeyin, zaten bu sizinle ilgili bir şey değil. Ama biz biliyoruz ki zaten Ankara, İstanbul, Balıkesir, Bursa gibi yerlere daha önceden aynı şekilde müdahale ettiler. Yani bu edeme cüretleri yok falan değil. Burada şunu ölçeceklerdi. Siyaseten işlerine yarıyor mu, yaramıyor. Tekrar yorumlamak istiyorum. Yani Ankara'ya, İstanbul'a bu iş sıçrar mı sorusu bu anlamda biraz da gayri etik bir soru. Yani sıçramayın da biz Diyarbakır'da olan hukuksuzluğa sesli mi kalacağız? Evet. Ya da Van'daki hukuksuzluğa sesli mi kalacağız? Onun için buradaki durum hukuksuzsa aynen İstanbul'da olmuş gibi karşı çıkmak gerekir. Evet. Peki onu çok sorunlu buluyorum, o açıklamayı. Tam da niyetlerini açığa çıkan bir açıklama olarak görüyorum. Ortaya çıkan açıklamalardan bir tanesi. İYİ Parti'nin evet. Açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin biraz geç bir açıklama oldu ama geniş bir açıklama yaptılar ya da daha genel bir şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Son tarihinde pozitif bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Çünkü bence onlar da olası ittifakları, bir araya gelişleri, dayanışmaları çözmek üzere yapılmış bir hamle olduğunu gördü. Orada sadece şeyi sorunu görüyorum. Hukuka çok fazla vurgu var. Oysa hukukun içinde bulunduğu yardım mekanizmasının
özür dilerim, hukuk demeyelim, belki de yardım ihtiyacı var diyelim. Onun içinde bulunduğu parasız ve bağımsızlık noktasındaki sıkıntılı durumu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani diyelim ki bu konuyla ilgili yarın bir mahkemeden karar aldılar. Bu mahkeme kararının içeriğini tartışmadan, sırf sadece mahkemeden çıktığı için o kararı dayanak olarak alırsak biz yine bir açık çek vermiş oluruz. Bunu şu örnekte de belki detaylandırabiliriz. Örneğin Barış İçin akademisyenler bildirisiyle ilgili olarak da bir terör propagandası cezası çıkmıştı. Ama Anayasa Mahkemesi bile dedi ki hayır, burada bir suç yoktur. Tam tersi bu ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla orada yazan suçlar, suçlamalar ne olursa olsun biz onu bir evrensel ilkeler çerçevesinde, hukukun ve siyasetin ilkeler çerçevesinde bir süzgeçten geçirmek zorundayız. Onun için ya mahkeme kararı beklenseydi de çok dikkatli telaffuz etmemiz lazım. Ama o İYİ Parti'nin açıklamasını şöyle önemsiyorum ben. İYİ Parti nihayetinde bir ağırlığı olan bir siyasi parti. Ve o parti bile niçin görevden alındıklarına dair bir gerekçeyi bilmediklerini ima eden bir açıklama yapıyorsa burada büyük bir sorun var demektir. Bu boyutta bir müdahalenin şeffaf bir şekilde gerekçeleri bile açıklanmamış. Düşünün yani ki açıklanırsa bu karar yerinde bir anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. En azından o noktada bile bir sorun var. Evet, peki. Çok çok teşekkürler İlhan Ceren. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza bağlandınız.